Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere gerçek kişiler hukukunun ikinci kısmı yani tüzel kişiler bahsini anlatacağım. Arkadaşlar Medeni Kanun'da tüzel kişilere dair ilk düzenleme tüzel kişilerle ilgili genel hükümleri ihtiva etmektedir. O hükümlere geçmeden önce tüzel kişi kavramı nedir? Öncelikle onlardan bahsetmek istiyoruz. Zaten kişiler hukuku ile ilgili ilk videolarda bu vurguyu yapmıştık. Bunlar nedir arkadaşlar? Somut bir varlık değil, doğal bir varlık değil. Bunlar hukuki bir varlıktır. Daha doğrusu hukukun kişilik atfettiği varlıklar. Yani soyut bir varlıklar. Doğada tüzel kişi diye bir şey var mı? Bu şekilde bunlar üreme yoluyla çoğalıyor veya ortaya çıkıyorlar mı? Hayır. Bunları ne yapıyoruz? Bizler meydana getiriyoruz. Peki bizler haklara ve borçlara zaten doğuştan sahip olabilen insanların yanı sıra neden bir de ayrıca hukuki bir varlık olan tüzel kişilere ihtiyaç duyuyoruz. Sevgili arkadaşlar, insan ömrü sınırlı, insan bütçesi sınırlı fakat ihtiyaçları sınırsız. Dolayısıyla o sınırsız ihtiyaçların karşılanabilmesi için ölümsüz bir varlıklara ihtiyaç var. İşte bu ihtiyacı karşılamak amacıyla hukuken tüzel kişilik fikri ortaya çıkıyor ve bunlar belirli ve ortak bir amaç için meydana geliyorlar. Yani bizim için arkadaşlar tüzel kişilik denilen bir varlığa ihtiyaç duymamızın sebebi mutlaka bunların belirli ve ortak bir amacı için kurulmuş olması, meydana getirilmesi gerekiyor. Peki nedir bu dersek bu ticaret şirketleri bakımından onu meydana getirenlerin böyle bir şirket kuralım, bir tüzel kişilik meydana getirelim ve bunun elde ettiği karı paylaşalım. Kar elde etme, kazanç paylaşma amacıdır ticaret şirketlerinde. Peki medeni hukuk kişileri olan dernek ve vakıflarda nedir? Karın dışında, kazanç paylaşmanın dışında bütün meşru amaç olabilir arkadaşlar bu. Sosyal dayanışma olabilir, yardımlaşma olabilir, hobi olabilir, eğitim olabilir, bilimsel araştırma olabilir vesaire vesaire. Ama bunlar hangi amaçla kurulamazlar? Dernekler ve vakıflar bunlar kazanç elde edip de üyeleri arasında dağıtmak amacıyla kurulamazlar. Üyelerine kazanç dağıtmak istiyorsa bir tüzel kişilik bu amaçla meydana getirilmek isteniliyorsa o zaman burada ticaret şirketi kurmak zorundayız nokta. O halde arkadaşlar ilk unsurumuz belirli ve ortak bir amaç olacak. Bu amaç için kurulacak. Ve ikincisi bu ayrı bir mal varlığına sahip olacak. Sevgili arkadaşlar ben bir vakıf kurduğumda vakfın neyi var? Bir taşınmazı var, mağazası var, arabası var. Tek kurucusu benim. Kurucu orta, şey üye sıfatıyla ben yer alıyorum ama vakfın malı ayrıdır. Arkadaşlar benim malım ayrıdır. Eğer ben yönetici değilsem sadece üyeysem vakfın oradaki arabasından dahi faydalanabilmem mümkün değildir. Çünkü artık ben o mal varlığını vakfetmekle kendi mülkiyetimden çıkardığım ayrı bir ne meydana getirdim ortaya? Kişilik meydana getirdim ve artık o kişilik o mal varlığına sahip olmakta. Ya da ticaret şirketleri bakımından şöyle bir örnek vereyim. Biliyorsunuz tek kişiyle anonim şirkette kurmak mümkün, limited şirkette kurmak mümkün. Şimdi ben gitsem... Günümüzde en fazla kurulan şirket türü limited şirkettir. Biraz kolay, biraz daha az sermaye gerektirdiği için bir limited şirket kursam. Sevgili arkadaşlar bu şirketin bankada hesabı var, hesabında milyonlar var. Bu şirketin genel merkezi var, bu şirketin konutları var, kiraya vermekte mağazaları var, arazileri var. Bu şirketin arabaları var, peki benim neyim var? Belki de benim 5 kuruşum yok. Benim mal varlığım o şirketin mal varlığı değil. Tek ortak ben olsam dahi benim mal varlığım ayrıdır. O limited şirketin mal varlığı ayrıdır. Ama burada diyeceksiniz ki yapısal olarak Hocam zaten siz sahip değil misiniz %100 hisseye? Evet ben sahibim ama bu hisse bana doğrudan doğruya o araba üzerinde bir ne bahşetmiyor? Hak bahşetmiyor. Ben bu hisseye sahip olduğum için o şirketin yıllık elde ettiği kardan pay alabilirim. Veyahut da şirket tasfiye sürecine girdi ve borçlar bittikten sonra geriye bir mal varlığı kaldıysa onları alabilirim. Yani doğrudan doğruya bu araba benimdir diyemem. Benim borcumdan dolayı o ara araba haciz edilemez. Şirketin borcundan dolayı benim maaşım haciz edilemez. Dolayısıyla ortada iki ayrı ne var? Mal varlığına sahip birey kişi var. Birisi arkadaşlar gerçek kişi. Birisi bu gerçek kişinin oluşturduğu limited şirket tüzel kişi. Geldik kurucularından ayrı bir kişiliğe sahip olma. Zaten bunların hukuki bir ihtiyacın neticesinde ortaya çıktığından bahsetmiş idim ve son olarak bunlar arkadaşlar kişi topluluğu veya mal topluluğu şeklinde örgütlenmek suretiyle oluşturulan kurulan varlıklardır. Biraz sonra zaten kişi topluluğu ne demek, mal topluluğu ne demek bunlardan bahsedeceğim. O halde burayı geçiyorum. Bir sonraki slaytla devam ediyorum. Arkadaşlar Bakın zaten kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne ifade etmiştik? Bunlar yapısal olarak bünyelerine göre ya sadece kişilerin bir araya gelmesinden müteşekkildir, oluşturulur. Yani kanun koyucu bunların meydana gelebilmesi için, oluşabilmesi için, kurulabilmesi için belli bir mal varlığını özgülemeyi koşul olarak aramamış ama belli sayıda kişinin bir araya gelmek suretiyle bir kişilik meydana getirmelerine imkan vermiş. İşte kanun koyucu kişilerin bir araya gelmesinden meydana gelen bir tüzel kişiliği öngördüyse biz bunlara kişi topluluğu şeklinde var olan tüzel kişilikler diyoruz ya da kurulan biz kuruyoruz çünkü onları. Peki arkadaşlar kişi topluluğu dediğimizde hangi tür tüzel kişilikler bu şekilde yapısal olarak kurulabilir? Bunlardan birincisi dernektir. Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 gerçek veya tüzel kişinin kurucu sıfatıyla bir araya gelmesi yeterlidir. Tabi diğer unsurlar var. Amacı yerine getirecek, tüzüğünü hazırlayacak, imzalar atılacak ama kanunun aradığı asgari kişi sayısı 7 gerçek veya tüzel kişi. Aynı şekilde arkadaşlar sendika. Sendikada aynı iş kolunda faaliyet göstermek üzere işçi ise çalışanlardan, işveren ise işverenlerden oluşan 7 gerçek veya tüzel kişiden oluşmaktadır en az 7 gerçek veya tüzel kişi işveren sendikalar mesela tüzel kişilerden de oluşabilir mi? Oluşabilir. Meslek odaları arkadaşlar meslek odaları dediğimizde bu barolarından tutun işte esnaf ve sanatkarlar odalar vardır ya illerde falan berberler odası, kunduracılar odası, fırıncılar odası onun gibi bir kişilerin meslek örgütlerinin bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları bir yapıdır. Bu da bünyelerine göre kişi topluluğudur. Çünkü barolarda mesela bir ilde bir baro oluşturabilmek için avukatların kayıtlı olduğu arkadaşlar meslek örgütü onun kurulabilmesi için o ilde en az 30 tane avukatın faaliyet yürütüyor olması gerekir. Ama diğer meslek oda grupları dersek, odaları dersek oralarda arkadaşlar mesela fırıncılar odası mı kurulacak? En az 500 tane o ilde kişinin Ticaret Bakanlığı'na oda kurulması için başvuruda bulunması gerekecek. Geldik kolektif şirkete ticaret kanununda düzenleniyor. En az iki tane sadece gerçek kişinin kurucu sıfatıyla bir araya gelmesi yeterlidir. Adi komandit şirkette en az iki kişi ama burada ikili bir ne var arkadaşlar? Ortaklık yapısı var. Ortaklarından en az bir tanesi sınırsız sorumlu olacak. Yani kolektif şirket ortağı gibi sorumlu olacak. İşte biz diyoruz ki o bir tanesi sadece gerçek kişi olabilir. Tüzel kişi olamaz. Ama en az bir tanesi de o iki kişiden sınırlı sorumlu olacak. Sorumluluğu bunlar gibi değil, kolektif şirket ortağı gibi değil, sınırlandırılmış olacak. Bunları siz ticaret hukukunda zaten göreceksiniz. O zaman burada da en az iki kişi var. Birisi sadece gerçek kişi olabilir, diğeri sınırlı sorumlu ortak komanditer yani r ile bitiyor bakın dikkat edin buraya o kişi gerçek kişi de olabilir tüzel kişi de olabilir. Arkadaşlar anayasa hukukunda gördüğünüz bir tüzel kişilik var. Siyasi partiler. Siyasi partinin kurulabilmesi için en az 30 tane gerçek kişinin kurucu sıfatıyla bir araya gelmesi lazım. Devlette özel bir kişi sayısı yoktur. Ortak bir kültüre sahip Adına millet dediğimiz bir insan topluluğunun bir anayasa çıtası altında bir araya gelerek oluşturdukları en büyük tüzel kişiliğe biz devlet diyoruz arkadaşlar. Belediyeler bir yerde belediye kurulacaksa bu eskilerin galiba nahiyesine tekabül ediyor. İdare hukukundan lütfen takip ediniz. Bir yerde bir belediyenin kurulabilmesi için orada en az 5000 kişinin yaşıyor olması gerekir. Sevgili arkadaşlar il özel idaresi, il özel idareleri özel bir sayıyla değil il kurulan yerde kanunen oluşturulan zaten bunlar kamu tüzel kişileri birazdan farklarına tabi oldukları hukuk bakımından bahsedeceğim ondan onlara da değineceğim bunlar kamu tüzel kişisidir biz zaten istesek de belediye kuramayız istesek de köy kuramayız il özel idaresi kuramayız ama bir yerde il kuruluyorsa kanunen otomatik olarak ne de kuruluyor arkadaşlar? İl özel idaresi. Fakat bu kurala bir istisna getirildi. Yanılmıyorsam 2014 yılıydı. Büyükşehir belediyelerinin olduğu yerde Türkiye'de de sayı itibariyle 30 muydu? 31 mi? Ondan da tam emin olamadım. Galiba bu iki rakamdan birisi. Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yerlerde il özel idareleri kaldırıldı arkadaşlar. Orada artık ne yok? İl özel idaresi yok ve köy de kaldırıldı Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde. Son olarak arkadaşlar köy tüzel kişiliği, köy tüzel kişiliğinin kurulabilmesi için en az orada 150 kişinin ikamet ediyor olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, böylece bakınız, kişi topluluğu şeklinde teşekkür eden oluşturulan tüzel kişilerden bahsettik. Şimdi geliyoruz mal topluluklarına. Bunlarda kurucu sayısından ziyade kişilerden ziyade Kuruluş amacına yetecek miktarda bir mal varlığının özgüleniyor olması gerekir. Yani kurucular artık ben buraya geldim bunu kabul ediyorum şu amaçla bir kişi kuralım demekten ziyade ben bu amaç doğrultusunda amacına yetecek kadar şu mal varlığını özgürüyorum dedikleri anda bunu kabul ettikleri anda kuruluş sözleşmelerini imzalayıp diğer formaliteleri yerine getirdikten sonra tüzel kişilik kazanabilirler. O halde burada kişinin bizzat kendisi önemliyken burada kişinin o amaç doğrultusunda özgülemiş olduğu mal varlığı önemlidir. O sebeple biz bunlara mal topluluğu diyoruz. Bunlardan medeni kanunda düzenlenen vakıf, vakıflarda amacına uygun olacak derecede amacını gerçekleştirecek miktarda bir mal varlığının özgülenmesi söz konusudur. Arkadaşlar anonim şirket ha vakıf kaç kişiyle kurulur derseniz en az bir gerçek veya tüzel kişi. Anonim şirket TTK'da düzenleniyor en az bir gerçek veya tüzel kişi. Limited şirket TTK'da en az bir gerçek veya tüzel kişi. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket en az 5 adi komanditte söylediklerimin aynısı burada da geçerli. Sadece bu 2 kişiyle bu 5 kişiyle kuruluyor ama kurucu ortaklarından ya da ortaklarından en az bir tanesi kolektif şirket ortağı gibi sınırsız sorumlu olmalı ve o ortak sadece gerçek kişi olabilir. Halbuki sınırlı sorumlu olan komanditer ortaklar onlar arkadaşlar gerçek kişi de olabilirler, tüzel kişi de olabilirler. TRT, Rütük, YÖK, üniversiteler, işte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve sair Bunlar zaten kanunla kurulan kamu tüzel kişileridir, hizmet yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Burada artık biz bunları kuramayız. Bunlar kanunla kurulur ve o amaç doğrultusunda burada ilgili kamu idaresi belli bir mal varlığını işte üniversitelerde mesela eğitim amaçlı örgüt özgüler, TRT'de arkadaşlar haberleşme amaçlı özgüler, yok de yine üniversitelerin denetimi amacıyla özgülenir. Ancak ve ancak kanun koyucu veya yetkili organ tarafından özgülenmek suretiyle kurulan kuruluşlardır ve mal topluluğu şeklinde teşekkür etmiştir bunlar da. Sevgili arkadaşlar böylece bünyelerine yapılarına göre tüzel kişilik ayrımını gördük. Devam ediyorum tabi oldukları hukuka göre tüzel kişilikler lütfen dikkatle kulak verin arkadaşlar özel hukukta bir tüzel kişiliğin meydana gelmesi kişilerin irade beyanlarının bir sonucudur. Borçlar hukukundaki işlem gibi düşünün. Bir sözleşmeyle benim borçlanabilmem için kendi içimdeki iradenin dış dünyaya aksetmesi yansıması lazım. Ya dilimle olur ya bir imza ile olur veya davranışlarımla olur. Böyle kurban pazarlığı gibi düşünün mesela. İşte bütün bunlar nedir? İçinizdeki iradenin dış dünyaya açıklanmış halidir. İşte özel hukuk tüzel kişilerini de kurucu dediğimiz kişiler yani gerçek kişiler veya tüzel kişiler kanunun öngördüğü şekilde açıklarlar veya bir yere kaydettirirler. İşte o zaman tüzel kişilik meydana gelir. Burada tüzel kişiliği bizler meydana getiriyoruz. Dolayısıyla bu özel hukuk ilişkilerine tabi oluyor. Yani ya medeni kanuna tabi ya ticaret kanuna tabi ya kooperatifler kanuna tabi vesaire. Halbuki Kamu tüzel kişileri dediğimizde artık kişilerin iradeleri rol oynamaz. Burada tüzel kişiliğin meydana gelebilmesi kanunen ya da kanunun yetki vermiş olduğu bir idari mercin kararıyla olur ancak. Yani bunlar ya kanunla kurulur ya da kanunun yetkilendirmiş olduğu neyle kuruyorlar arkadaşlar? Kamu idarelerinin bir kararıyla kuruluyorlar. Peki kamu tüzel kişileri nedir? Öncelikle en büyük tüzel kişiliğimiz devletti. Devlet bir kamu tüzel kişisidir. Arkadaşlar ne ile kurulur? Bir anayasayla kurulur devlet. Devletlerin oluşumunun nasıl olduğunu da bölünmeyle olur, savaşlarla olur. Başka nasıl olur arkadaşlar? Ya da bir devletin hani o yok etme olur, sınırının genişletilmesi olur, fetihlerle olur vesaire vesaire. Elbette mantar gibi bir yerden devlet diye bir kavram bitmez, türemez. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sudan kaç yıl öncesi şu an yılını hatırlamıyorum. Koskoca bir devletti ama bölündü arkadaşlar referandum oynaması yapıldı galiba ve Güney Sudan denilen yerde yaşayan halkların çoğu bağımsızlığı kabul etti. Tabi öncesinde böyle kolay olmuyor bu bölünmeler savaşlar vesaire vesaire oldu kanlar döküldü o topraklara ondan sonra artık dönülmez bir yola girildiği kararlaştırıldı ve böyle bir oylama yapıldı. İşte Güney Sudan diye bir devlet ortaya çıktı Hangi devletler tanıdı Birleşmiş Milletler'de hangileri tanımadı onu bilmiyorum. Bunları zaten ya anayasa hukuku'nda konuşuyorsunuz veya idare hukukunda. Arkadaşlar geldik ikincisine. İkincisi belediye dedik. Belediye nasıl kurulur? Gerçi bu konuda da taze bir iptal kararı var. Yanılmıyor isem yine belediyelerin kuruluşunu Cumhurbaşkanlığı kararına bağlayan kanun iptal edildi Anayasa Mahkemesi tarafından. Mevcut düzenleme ile ilgili bilgilerinizi idare hukukuna ve o derse havale ediyorum. O sebeple arkadaşlar detaylarından bahsetmeyeceğim. Sadece böyle bir iptal kararının olduğunu bilin. İl özel idareleri kanunla kurulur dedik. Köyler, köye dikkat edin en az 150 kişi arkadaşlar ikamet ediyor. O kişilerin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı'nın kararı olur. Büyükşehir belediyeleri kanunla olur. Sadece bakın İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla kurulan bu normal belediyeler noktasında ise Mahkemesi'nin bir iptal kararı verdiğini bilin. Ama şu an için yürürlük tarihini ben hatırlayamıyorum. İdare hukukunda bu bilgiyi edinirsiniz veya eğer meraklıysanız hemen iki dakika daha hepinizin arkadaşlar ya elinde ya önünde internet erişimi var ki buradan beni seyrediyorsunuz. Dolayısıyla bu bilgiyi de daha detaylı, daha doğru olarak nereden öğrenebilirsiniz? İnternetten öğrenebilirsiniz. TRT, RTÜK, YÖK bunların hepsi zaten kanunla kurulur ve hangi amaçla kurulduklarında biraz önce söyledim arkadaşlar ya eğitimdir ya ulaşım amacıyla kurulur Karayolları Genel Müdürlüğü. Bizler idare hukuku bakımından bunlara ne diyoruz? Hizmet bakımından ihtisaslaşmış kurumlar, hizmet yerinden yönetimleri. Yani bir Karayolları Genel Müdürlüğünün tek uzmanlık alanı yol yapmasıdır. Tabi karayolları sahasındaki yol onarımları, yeni yolların yapılması, yolların yenilenmesi amacıyla kanunen bir genel müdürlük teşekkül ediyor. Orman genel müdürlüğü dediğimiz 30 el kişilik işte ormanların bakımıdır, korunmasıdır. O amaçla kuruluyor vesaire vesaire. Şimdi gelelim özel hukuk tüzel kişilerine. Sevgili arkadaşlar özel hukukta tüzel kişiler demiştim zaten bunlar her türlü meşru amaç dahilinde kurulabilirler. Yani niçin kuruluyordu dernek? Kazanç paylaşma dışındaki bütün meşru amaçla işte 7 gerçek veya tüzel kişinin kanundaki kuruluş sistemine uygun bir bildirimi yaptığı anda kurulur. Sendika mesleki dayanışma amacıyla kurulur. Meslek odaları arkadaşlar yine mesleki hem dayanışma hem de biraz ahilik teşkilatı gibi o Osmanlı'daki localık mıydı onu tam hatırlamıyorum. İşte o sistem gibi arkadaşlar ne yapma en azından mesleğin belirli asgari fiyatını, belirli ilkelerini belirlemek amacıyla kurulur. Kolektif şirket, komandit şirket kazanç amacıyla kurulur. Ondan sonra anonim şirket, limited şirket bütün şirketler kazanç elde edip üyeleri arasında ortakları arasında o kazancı belli bir sürede dağıtma kazanç elde etmiyorsa tasfiye payından işte tasfiye neticesinde arta kalandan pay vermek amacıyla kurulur. Siyasi parti siyasal amaçla kurulur. Vakıf arkadaşlar derneklerle amaç bakımından hemen hemen aynıdır. Farklı yönlerini birazdan detaylı anlatacağım. İşte bunlar özel hukukta teşekkür eden kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tabidirler. Bunlar kamu hukukuna tabi. Kuruluşu da zaten kamu hukuku hükümleri uyarınca oluyor. Devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdi bazen bunları anlatıyorum. Bakınız şimdi detay notlar var, daha detaylı bilgiler var. O bilgiler bakımından mesela Arkadaşlar kamu kurum niteliğindeki kamu kurulu, kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları var. Hani bunların nitelikleri nelerdir? İşte baroların durumu, anayasayla mı kurulur, kanunla mı? Kısmen arkadaşlar kitaplarda daha detaylı olarak bunlara yer verdim. Yani eğer ki gireceğiniz sınav örnek veriyorum ne olacaktır? Bir tane işte e, kamu kurumuyla ilgili bir sınav açıldı özel KPSS'den sonra daha detaylı çalışmanız gerekiyor. Kitaptan o kısma geldiğinizde daha detaylı bilgiyi bulabileceksiniz. Veya hakimliğe hazırlanıyorsunuz. Bu bilgiler zaten en temel bilgiler ama üzerine birkaç tane daha böyle ayrıntı, not zihninizi meşgul ediyor. Arkadaşlar kitapta ilgili yere geldiğinizde orayı okuyup zaten bunları öğrenebileceksiniz. Anladınız mı? Hani o kadar detaylandırdığımda bazen bazı sınavlara hazırlanan öğrenciler bakımından da bu sefer sıkıcı bir hal alsın istemiyorum. Yani kitap herkese hitap ediyor. Aslında anlatım da herkese hitap ediyor. Ama diyorum ya hem idare hukukunu ilgilendiren, anayasayı ilgilendiren ve dahi benim anlattığım bu konuyu ilgilendiren mesela meslek odalarının hukuki statüsü nerede yer alır? Kamu hukukuna mı tabi, özel hukuka mı tabi? Açacaksınız kitapta ilgili sayfadaki o benim araştırıp da not şeklinde hazırladığım kısma bakacaksınız. Sevgili arkadaşlar, devam ediyorum kaldığımız yerden. Şimdi gelelim tüzel kişiliğin meydana gelmesi artık kamu hukukunu bir yana bırakıyorum. Neden derseniz çünkü kamu hukukunda tüzel kişiliğin oluşumu bizlerin elinde değil bizlerin dilinde değil bizim irademizde oluşmuyor bunlar. Bunlar kanunla ya da kanunun yetkili kıldığı mercilerin kararıyla oluyorlar. Artık orayı belirledik. Peki özel hukuk bakımından bir tüzel kişilik nasıl doğar? Nasıl oluşur? Gerçek kişilerde hatırlayınız, kişilik nasıl kazanılıyordu? Nasıl oluşuyordu? Arkadaşlar orada onlar somut varlık olduğu için döllenmeyle oluşur ama daha onun kişiliğini kazanıp kazanamadığı belli değildi. Ne zaman kazanacaktı? Tam ve sağ doğumda. Bunlarda insana özgü olan evlenme, nişanlanma, doğma, ölme, ölüm karinesi, gaiplik bunlar olur mu? Bunların hiç birisi olmaz. Onların hepsi insana özgü olan hukuki olaylar veya işlemler. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar kendi niteliklerine uygun bir şekilde kanun koyucu nasıl bir kuruluş sistemi öngördüyse kanun koyucunun öngördüğü sistemin şartları yerine getirildiği takdirde tüzel kişilik meydana gelir kişiliklerini kazanırlar yani arkadaşlar kuruluş sistemleri kanuna uygun kurulma anı tüzel kişiliğin kazanılma anıdır bütün tüzel kişiler bakımından bizim hukukumuzda tek bir sistem benimsenmemiş. Tüzel kişiliğin türüne göre ilgili kanunlarda farklı farklı sistemler kabul edilmiş. Sevgili arkadaşlar birinci sistemimiz bakınız serbest kuruluş sistemi. Serbest kuruluş sisteminin dayandığı en temel mantık şudur. Burada bir tüzel kişiliğin meydana gelebilmesi için herhangi bir idari otoriteden izin almaya gerek yok. Kanun koyucu Dilediğimiz gibi izin almaksızın kurulabilme imkanını bizlere ne yapmış? Tanımış, bahşetmiş. Peki arkadaşlar hangi tür tüzel kişiliği buna örnek gösterebiliriz? Bunun için şu gerekir, bakınız. Kanun koyucu örnek veriyorum. Bir tüzel kişiliği serbest kuruluş sistemine tabi kılsaydı, 4 kişiyle kurulur, 5 kişiyle kurulur dediğinde, biz kanununun gördüğü sayıda kişi olarak bir araya gelirdik. Tüzüğümüzü vesaire oluştururduk ve sonra biz bunu kurduk diye imzaları atardık veya deklare ederdik, açıklardık. O anda ne olurdu arkadaşlar? Tüzel kişiliğini kazanmış olurdu. Halbuki buna örnek verebileceğimiz doğrudan doğruya bir tüzel kişilik Türk hukukunda mevcut değildir. Lütfen dikkat edin buraya. Arkadaşlar Türk hukukunda bunun adeta alt bir sistemi olan Bildirim sistemine uygun örneklendireceğimiz tüzel kişilikler var. Şimdi serbest kurulu sistemi bildirim sistemi bir defa ikisi de aynı gibidir. Lütfen dikkat edin. Her ikisinde de öncesinde bir idari makamdan mev me merciden izin almaya gerek yoktur. İkisinde de kanunun öngördüğü sayıda kişi bir araya gelirler izin vesaire almadan bir tüzel kişilik meydana getirmek için gerekli o şekli işlemleri, amacını, merkezini, işte tüzüğünü, her şeyini hazırlarlar ve sevgili arkadaşlar, eğer ki buna serbest kuruluş sistemi deseydik imza atıldığında kurulur diyecektik. Ama bildirim sisteminde bu da bir kontrol mantığıdır aslında. Bu tüzel kişiliğin ne zaman meydana geldiğinin kontrol edilebilmesi için bir idari merciye bildirimde bulunmak gerekir. Aralarındaki fark şu. Ben kuruldum dediğinde kuruluyorsan serbest kuruluş sistemi, ben kuruldum dediğinde tüzel kişilik kazanılmıyor. Sen bunu hazırladın ya, ilgili idari merciye, kanunun öngördüğü makama, efendim kurulduk biz diye bunu bildirdiğin anda, o evraklarını teslim ettiğin anda, bak izin almıyorsun orada, verdiğin anda tüzel kişilik kazanıyorsun. İşte arkadaşlar serbest kurulu sisteminin alt bir sistemi olan bildirim sistemine göre kurulan tüzel kişilikler bizim kanunumuzda mevcut. Nedir bu mesela? Siyasi partiler. Siyasi partiler kanununa göre en az 30 gerçek kişi Artık hani hangi amaçta siyasi parti kurulur gidip de devleti yıkıp yeni bir devlet kurmak amacıyla olmaz. Arkadaşlar veyahut da işte Türkiye'nin o üniter yapısına, laiklik ilkesine aykırı amaçlar güden devletler şey siyasi partiler kurulamaz. İşte o siyasi partiler kanunundaki yasaklara riayet etmek kaydıyla 30 tane kişi gelirler. Partinin amblemidir, ismidir, merkezidir. Bunları her şeyi hazırlarlar ve basının karşısına geçerler. Sevgili basın mensupları biz şu anda işte görmüş olduğunuz kurucularında imzasıyla partimiz kuruldu diye açıklama yaparlar. Halbuki arkadaşlar o anda kurulmazlar. Onların kurulabilmesi için o tüzüğün nereye teslim edilmesi lazım kuruluş evraklarının? İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi teslim edilmesi lazım. O halde önce bildirimde bulunacaklar Zaten o an kuruldular. Bu açıklama formalite. Açıklama yapmasan da olur. Ama elbette siyasi hayata soyunuyorsun. Böyle bir e, halkı, basın yayın kuruluşlarının aracılığıyla bildirmen lazım, bilgilendirmen lazım ki halk sana ileride rağbet etsin ve tercihini oyunu senden yana kullansın. O halde arkadaşlar siyasi partiler nereye e, hangi sisteme tabi bildirim? Nereye bildirimde bulunacağız? İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunacağız ve o anda tüzel kişiliğini kazanmış olur. İkincisi dernekler. Derneklerde bildirim kuruldukları yerin en büyük mülki idare amirliğine yapılır. Yani bu ya kaymakamlığa ya valiliğe yapılır. Sendikalarda bildirim kuruldukları ilin valiliklerine yapılır ve o bildirim yapıldığı anda artık o sendika tüzel kişiliğini kazanmış olur. Kişiliği o zaman oluştu. İzin sistemine geliyoruz. Meslek odaları sevgili arkadaşlar hani biraz önce bahsetmiştim ya berberler veya kuaförler, tuhafiyeciler, mobilyacılar, işte fırıncılar, kunduracılar bunlar bir oda teşekkül etmek istiyor. Oda oluşturmak istiyorlar. O faaliyetlerde o meslek kuru, kolunda faaliyet yürüten en az 500 tane esnaf mesela bir araya gelecek ve o ilde oda kurmak için nereye nereden izin alacaklar? Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunup oradan izin alacaklar. Bu ikisi arasındaki fark işte burada düğümleniyor. Burada ben evrakları verdiğimde kuruluşum tamamlanmıyor meslek odalarıyla ilgili. Ne zaman tamamlanıyor? O idari merci bana kuruluş iznini verdiği anda ben tüzel kişilik kazanıyorum. Halbuki ben burada izin almıyorum ki. Ben burada evraklarımı tamamlayıp bak ben kuruldum diye örneğin masasına bırakıyorum. Bildirimde bulunuyorum. İşte o anda tüzel kişilik kazanılıyor. Bunu unutmayınız. Ya elbette bu teslime dair bir teslim tutanağı vesaire olacak. Ben zihinlerde daha da otursun diye bu örneklendirmeyi yapıyorum. Sevgili arkadaşlar geldik Üçüncü şey daha doğrusu dördüncü ama şu ikisi çok benzediği için sınavlarda derneği sorup hangi sisteme tabidir diye bir soruyla muhatap oldunuz. Seçeneklerde hem serbest kuruluş var hem bildirim var. Cevap kabak gibi bildirim sistemidir. Ama dernekleri soruyor. Cevaplara bakıyorsunuz. Seçeneklerin arasında bildirim sistemi yok. Serbest kuruluş sistemi var. O zaman arkadaşlar cevabınızı serbest kuruluş sistemi olarak vereceksiniz. Neden derseniz? Çünkü bakın bildirim serbest kuruluş sisteminin bir alt sistemi gibidir diyorum da ondan dolayı. Şimdi geliyoruz tescil sistemi. Tescil sisteminde kuruluşun tamamlanabilmesi ve tüzel kişiliğin meydana gelebilmesi için kanun koyucunun öngördüğü bir sicil var. O sicile tescil yapıldığı anda ne olur arkadaşlar? Kişilik meydana gelir. İşte bu kurucu bir tescildir. Yani şöyle düşünün o tescil yapılmadığı sürece tüzel kişilik meydana gelmez. Örneğin gerçek kişilerin de nüfus siciline doğum kütüğüne tescil edilmesi lazım, kaydedilmesi lazım. Peki bizim kişiliğimizi kazanma anımız oraya kaydedildiğimiz an mı? Asla arkadaşlar hangi anda kazanıyoruz biz kişiliğimizi? Biz tam ve sağ doğduğumuz anda bildirim yapılmasa bile 4 yıl 5 yıl geçmiş önemli değil. Burada bir ne var? Hukuken kişi olan varlık vardır diyoruz. Peki hangileri tescil sistemine tabi? Vakıflar. Vakıflar asliye hukuk mahkemeleri tarafından tutulan yani birden fazla asliye hukuk mahkemesi varsa orada artık HSK veyahut da bilemiyorum işte bu komisyon mu bu görevlendirmeyi yapıyor. Yani birinci asli hukuk mahkemesidir galiba sayı itibariyle genelde bu tür sicilleri tutan. O konuda emin değilim zaten sizin için buna gerek de yok. Ama arkadaşlar kim tutuyormuş bu sicili? Asli hukuk mahkemesi. Birden fazlaysa bu görevi kendisine verilen numaralı asli hukuk mahkemesi bir sicil tutar vakıf sicili. Oraya tescil ettiğimiz anda vakıf tüzel kişiliğin kazanmış olur. İkinci olarak ticaret şirketleri. Bütün hepsi için söylüyorum. Kooperatifinden tutun anonim şirketine limitetinden kolektifine hepsinin kuruluş anı, tüzel kişiliğini kazanma anı nedir arkadaşlar? Ticaret siciline tescildir. Ticaret siciline tescil yapıldığı anda ortaya hukuken ticaret şirketi denilen o tüzel kişilik çıkmış olur. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim tüzel kişinin ehliyetlerine. Sevgili arkadaşlar. Tüzel kişiler de bir hukuki varlıktı ve kişiydi değil mi? Dolayısıyla kişi olmaya bağlanan bütün hukuki sonuçlardan kural olarak bunların da faydalanabilmesi lazım. İşte bunlar da insana özgü olanların dışında bütün haklara ve borçlara sahiptirler. Yani bunların da neleri vardır? Hak ehliyeti vardır. Neydi hak ehliyeti? Bir hakkın veya bir borcun sucesi olma, sahibi olma ehliyetiydi. Usul kanununda buna ne deniliyordu arkadaşlar? Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda medeni haklardan yararlanma ehliyeti gerçek kişi tam ve vesaide olduğunda bunu kazanıyordu. Tüzel kişi ise kanuna uygun bir şekilde kurulduğu anda bunu ne yapar? Kazanır. Peki kanuna uygun kurulmadan biz ne anlıyoruz? Bir önceki slaytta zaten bahsettiğim kanun koyucu hangi anda kişilik kazanılacağını belirlemişse o sisteme tabi olarak kuruldukları anda hak ehliyetinde kazanırlar. Yani gerçek kişiyle mantık aynı aslında. Gerçek kişi hak ehliyetini hangi anda kazanıyordu arkadaşlar? Tam ve sağ doğma anı. Burada da doğum olmadığı için kanuna uygun kurulma anıdır. Hem kişiliğini kazanıyor hem hak ehliyetini. Gerçek kişide tam vesaile olarak hem kişiliğini kazanıyor hem hak ehliyetini. Çünkü dar anlamıyla kişilik zaten hak ehliyetiyle aynı manaya geliyor idi. Geldik arkadaşlar fiil ehliyeti. Fiil ehliyeti neydi? Bir kişinin kendi fiilleriyle, kendi beyanlarıyla hak elde edip kendi kendisini borçlandırabilme ehliyetiydi. Peki bunu gerçek kişiler ne zaman elde ediyordu? Ayırt etme gücüne sahip olmalıydı. Ergin olacaktı ve kısıtlı da olmayacak idi. Halbuki arkadaşlar bunlarda insanlarda olduğu gibi bir erginlik kavramı yoktur. Ayırt etme gücü kavramı yoktur. Bunlarda bir kısıtlanma olmaz. O halde tüzel kişiler bakımından fiil ehliyetinin kazanılma anı gerçek kişilerden tamamen farklıdır. Kanunun öngördüğü zorunlu organlarını oluşturdukları anda. Çünkü zorunlu organlarını oluşturacak ki o organıyla borçlanabilmeye dair ya da hak kazanabilmeye dair karar alınsın ve yine yönetim organını oluşturacak ki o alınan kararların yürütülmesi ve temsiliyle ilgili işlemler yaparak şirketi borçlandırsın. O zaman arkadaşlar Bunlar medeni haklarını zorunlu organlarını oluşturdukları anda kullanabilirler. Zaten fiil ehliyeti HMK'ya göre ne olarak da isimlendiriliyordu? Unutmayın diye tekrar ediyorum. Medeni hakları kullanabilme ehliyeti. Sevgili arkadaşlar, dernekler bakımından bu 3 tane zorunlu organdır ve bu 3 organ ne zaman oluşturulursa işte dernek fiil ehliyetini o anda kazanır. Dernek bakımından öngörülen zorunlu organ genel kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulu. Anonim şirketler bakımından kanun iki tane organ görmüş. Zorunlu organ genel kurul ve yönetim kurulu. Limited şirketlerde yine iki tane genel kurul bütün ortaklardan oluşan ortaklar kurulda denir. İkincisi arkadaşlar nedir? Müdür veya birden fazlaysa müdürler kurulu yani anonim şirkette yönetim kurulu dediğimize limited şirkette biz müdür veya müdürler kurulu diyoruz. Vakıf bakımından arkadaşlar tek bir zorunlu organ var. O da yönetim organı bir kişiden bile oluşabilir. Tıpkı limite şirketteki müdür gibi ama birden fazla kişiden oluşuyorsa orada müdürler diyoruz. Burada da yönetim heyeti deriz veya kurulu deriz arkadaşlar. Çünkü tek kişilik bir heyet kurulu oluşmayacağı için biz tek kişi aranıyor kanunda. O yüzden yönetim organı diyoruz. Eğer ki baktık vakıf senedine göre 4 kişiden oluşuyorsa bu artık yönetimi kurul şeklinde oluşmuştur bu organ diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar... Şimdi geldik genel hükümler itibariyle tüzel kişiliğin sona erme hallerine. Gerçek kişilerde sona erme nasıl oluyordu? Ya ceset ortadaydı ölüm yoluyla ya da cesedini bulamıyoruz ama kaybolmuş ve eğer ki günlük hayat tecrübelerimiz %100 bu kişi ölmüştür diyebileceğimiz bir olayda kaybolduysa, cesedi bulunamıyorsa ölüm karinesi kuvvetli bir ihtimal var ama %100 diyemiyorsak gayiplik karinesiyle kişiliği sona erdiriyorduk. Burada ölüm olmadığı için bunlar arkadaşlar ya kanunda belirtilen sebepler gerçekleştiğinde kendiliğinden sona ererler. Kendiliğinden sona erme sebebine biz ne diyoruz? Dağılma diyoruz. İnfisah etme eski tabirle infisah. Kendiliğinden oluşur bu. Peki bir tüzel kişiliğin kendiliğinden sona ermesini gerektirecek olan o hukuki sebep kanundaki düzenlemeler nelerdir? Arkadaşlar bunlar belirli ve ortak bir amaç için kuruluyordu. Amacı gerçekleşmiş. Mesela dikkat ediniz. İşte Gayrimüslim vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir bölgede kilise ihtiyacı hasıl oldu. Bunlar kiliseyi kendileri yaptırmak için gerekli izinleri vesaire aldılar. Tabi o kısmını ben bilmiyorum her yerde yapılabiliyor mu yapılmıyor mu? Veya cami yaptıracaklar. İşte cami yaptırma derneği, kilise yaptırma derneğini kurdunuz. E kiliseyi yaptırdın, camiyi yaptırdın artık amacın sona erdi. Eğer sen bu şekilde süreli bir amaç öngörmeyip de yani gidip, cami yaptırma, yaşatma, kilise yaptırma ve yaşatma bunlar süresiz amaçtır. Artık orada amaç gerçekleştiği için sona ermeden bahsedilemez ama senin amacın sadece cami yaptırma, susuz köye su götürme gibi belirli bir süreli amaçsa burada arkadaşlar amacın gerçekleşmesiyle birlikte zaten ne olur? Sona erer. İkinci olarak amacın gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi. Kilise yapma derneği kurdunuz. Arkadaşlar yasaklandığı ülkede yeni kilise yapımı. O zaman bu derneğin bu amacı gerçekleştirebilmesi ne değil? Mümkün değil. Amaç değişikliğine gidip de yeni bir amaç edinmezse tüzüğünü değiştirip artık sona erer. Borç ödemeden acze düşme. Artık mal varlığının aktif kısmı borçlarını ifa edemeyecek hale geldiyse sona erer. Süreli kurulduysa sürenin sona ermesi. Bakın yuvarlak içine alayım bunları da. İlk genel kurul toplantısının altı ay içinde yapılamaması, olağan genel kurul toplantısının üst üste iki defa 3 yılda bir kez bile olsa yapılamaması, yönetim kurulunu oluşturamayacak hale gelme ya senin üyelerin arasında o sayıda üyen kalmadı veya yönetici vasfını taşıyabilecek nitelikte mesela tüzüğüne göre sadece avukatlar yönetici olabilir diyor. Sadece arkadaşlar doktorlar diyor. Üyelerinde bakıyoruz ki yönetici sayısını sağlayacak doktor yok, avukat yok ya da kanunun öngördüğü üye sayısını kaybetmişin, onun altına düştüysen işte kendiliğinden sona erer. Sevgili arkadaşlar aslında buradaki dağılma sebeplerinin tamamı Dernekler için geçerlidir. Fakat şunlar var ya şöyle yuvarlak içine alayım ki tikler de belli olsun, dernekler için geçerli olduğu da belli olsun. Yuvarlak içindekiler ise hem vakıflar için geçerli dağılma sebebi hem dernekler için. Yani bütün hepsi derneklere uygulanacak bir dağılma kendiliğinden sona erme sebebidir. Sınavlarda çok sorulur. Dağılma mı, dağıtılma yoluyla mı sona eriyor diye. Boğazım kurudu. Bu arada bir çay yudumlayıp devam edeyim arkadaşlar. Siz rahat rahat ekran karşısında yiyip içebiliyorsunuz ama maalesef ki ben bunları yaparsam dersi anlatamıyorum. Çay da buz olmuş bu arada onu da söyleyeyim. Sadece boğazımız nemlendi. Sevgili arkadaşlar dikkat edin buraya. <laughs> buraya. Dağılma sebeplerini anlattık. Şimdi geliyoruz dağıtılma. Dağıtılmada kendiliğinden sona Ermez kişilik. Bir insanın eceliyle ölmesine benzer bu. Ama biri kurşun sıkıp öldürürse ya da kendi kendini intihar edip öldürürse artık bunu dağıtılma olarak aklınızda tutun tamam mı? Dikkat ediniz. Burada bir makam veya kendi yetkili organı o tüzel kişiliğin sona ermesine karar veriyor. Halbuki burada bir karar vermeye gerek yoktu. Bir karar verilecekse mesela mahkeme tarafından burada artık yenile doğuran bir karar verilemez. Sadece şu hallerinden birinin gerçekleştiği ve bu tüzel kişiliğin sona erdiğinin tespiti dava edilebilir. Ve tespit kararı sulh hukuk mahkemesinde alınabilir. Bakın dağılma olduğunun tespiti sulh hukuk mahkemesinde. Peki gelelim dağıtılma. Bir tüzel kişiliğin yenilik doğuran, bozucu yenilik doğuran kararla arkadaşlar kişiliğini sona erdirecek karara imza atacak merci asli hukuk mahkemesidir. Cumhuriyet savcısı da dava açabilir. Oradaki yetkili üyeler veya organlar da bu talepte bulunabilirler. Arkadaşlar mesela dikkat ediniz amacı hukuka veya ahlaka aykırı hale geldi ya da ne oldu? Sonradan bunlar hukuka ya da ahlaka aykırı amaç kütmeye başladı. O tüzel kişilik perdesinin arkasında mahkeme kapatır. Bugün için arkadaşlar bakıyorsun hayvanları koruma derneği kurmuşlar. içeride horoz dövüşü yaptırıyorlar. Veyahut da dikkat ediniz işte kadın sığınma dernekleri kurmuşlar. Fuhşa aracılık ediyorlar. Bunun gibi hallerde temiz toplum diyor. Zaten ne kadar ak, Ondan sonra beyaz, temiz bunlara vurgu yapıyorlarsa arkadaşlar arkada bir şeyler çeviriyorlar böyle dernekler. Hatta ve hatta genelde ne oluyor? Genelde şu oluyor bakın bir bakıyorsunuz ki derneğin Türkiye ile bir alakası yok. Ya işte Türkiye'nin karşılaştığı bir iklim problemi değil bu problemle baş etme derneği kurmuş. Veyahut da Türkiye'de yaşamayan bir kuş türü ...ekvatoral iklimdeki kuş türlerini koruma derneği. Bakıyorsun arkadaşlar bunların artık bizim toplumla bir alakası olmayınca... ...arkada birazcık böyle alengirli işlere imza atıyorlar. Daha sıkı sadece denetlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi mahkeme kararıyla dernekte de kapatılabilir vakıfta. Ama yetkili organın alacağı kararla kendi kendisini sona erdirmesi... ...sadece derneklere özgüdür. Yani vakıflarda yönetim kurulu o vakfın sona erdirilmesini kararlaştıramaz. Böyle bir karar alamaz. Sadece mahkemeye başvurabilir sona erdirilmesi için. O zaman bu hem vakıf için geçerli hem dernek için geçerli. Aslında dağıtılma iki tane yetkili organ kararıyla derneklerde genel kurul bunu alır anlatacağım ya da mahkeme kararıyla mahkeme hem vakfı da kapatabilir, derneği de kapatabilir. Arkadaşlar idari kararla olan aslında yabancı derneklere özgüdür. Lütfen veya vakıflara Türkiye'de faaliyet yürüten bir derneği veya vakfı İçişleri Bakanlığı hiçbir şekilde kapatamaz. Sadece faaliyetlerini askıya alır. Bu tür arkadaşlar tedbirler uygulayabilir ama nihai olarak tüzel kişiliğini bakanlık bir idari merci sona erdiremez. Bunu unutmayınız. Hani valilik vesaire bakanlık adına böyle kararlar alamaz. O halde arkadaşlar bu sadece Gerekli izinler alınmak suretiyle Türkiye'de faaliyet yürüten yabancı dernek veya vakıflar için söz konusudur. İşte orada verilen iznin kaldırılması söz konusu olabilir. Bu izni İçişleri Bakanlığı verdiği için İçişleri Bakanlığı izni bazı durumlarda geri alabilir ve bu şekilde ancak o yabancıların Türkiye'deki yabancı dernek veya vakıf gerçek kişiler tüzel kişiler değil. Onların kurdukları ayrı yabancıların kurduğu vakfın Türkiye'deki faaliyetleri ayrı bunları birazdan anlatacağım. O sebeple yabancı vakıf veya derneğin Türkiye'deki faaliyetini ancak bu durumda İçişleri Bakanlığı nihayete erdirebilir. Sevgili arkadaşlar, son olarak dikkat edin buraya. Şöyle bir bakayım. Evet, son konu. Böylelikle genel hükümleri bitirip bu dersi noktalamak istiyorum. Bakınız. Tüzel kişilik sona erdiğinde yani ister dağılma yoluyla olsun ister dağıtılma. Ay şuna benzer bu. Gerçek kişilik öldü sona erdi değil mi? Ceset ortada. Veyahut da kendi intihar etti bir vurdu ceset ortada. İşte tüzel kişilerde böyle olmuyor. Tüzel kişilerde ister dağılarak düşsün Ortada ceset hala kişiliği mevcut. Halbuki gerçek kişi o anda kişiliğini kaybetti. İster göm, ister gömme. Kişilik bitti. Ama tüzel kişilerde dağıldığında kişilik buhar olup uçmuyor veya dağıtıldığında buhar olup uçmuyor. Sadece o tüzel kişilik tasfiye sürecine giriyor. Ama artık tasfiye sürecine giren bir tüzel kişilik amacı doğrultusunda kilise yapmak, cami yapmak için yeni yeni işlemler yapamaz. Yeni yeni borçlanamaz. Artık bunun amacı değişiyor. Şu ana kadar işte bilimsel araştırma olan Mars gezegenini araştırma derneği veya da arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı bakın belli bir amacı vardı. Sona erdi ya bu amaçları aslında terk ediyor. Artık bunun tüzel kişiliğini koruması sadece ve sadece tasviyesinin tamamlanması amacıyla devam ediyor. Bu süreçten sonra yani sona erdikten sonra tüzel kişiliği hala var tasfiye sürecine giriyor ve artık eski amacı doğrultusunda yeni borçlanma yapamayacak. Sadece amacı tasfiyeyi gerçekleştirmek olarak tasfiye süreci bitinceye kadar var oluyor. Bittikten sonra zaten ilgili sicilden terkin edilir vesaire oraya bildirilir ve tüzel kişiliği o anda nihayet erer. Yani tekrar ediyorum bakın şu anda bunlar gerçekleşti. Biz diyoruz ki tüzel kişiliğin sona erme halleri tamam tüzel kişiliği sona erer de artık o anda bitmedi. Tasfiye sürecine girer bundan sonra. Ve tasfiye sürecini tamamladıktan sonra artık terkin edilir. Aksi takdirde terkin edilmez. Hala sona erse bile varlığını devam ettirir arkadaşlar. Peki tasfiyeyi nasıl yapacak? Sevgili arkadaşlar. Bak şunu bahsettim son derece önemli ehliyeti artık tasfiye amacıyla sınırlıdır. Yeni yeni borçlanmalara gidemez, amacını icra edemez. Peki arkadaşlar bir tüzel kişilik nasıl tasfiyeyi gerçekleştirecek? Eğer o tüzel kişiliğin türü için mesela ticaret şirketlerinde anonim şirketlere ilişkin kanunda özel düzenleme var. Kanunda ya da kuruluş belgelerinde tasfiyenin nasıl yapılacağına dair bir düzenleme var ise ona riayet edilir. Ama kanunda yok. Kuruluş belgesinde de ilk o kurucular tasfiye sürecine dair bir belirleme yapmadılarsa... ...burada kanun koyucu nereye atıfta bulunuyor? Tereke'nin resmi tasfiyesine. Bunun miras hukukunda ben anlatacağım. O zaman Tereke'nin resmi tasfiyesindeki hükümlere göre tasfiye yapılır. Yani... Haklar mallar bir yere toplanır paha biçilir işte borçlarını ödemek için onlar paraya çevrilir borçlar kapatılır dikkat ediniz geriye ne kaldı borç kaldı çünkü mal varlığının aktifi borcunu kapatmaya yetmedi bu durumda ne olur hocam arkadaşlar bu durumda her bir tüzel kişiliğin türüne göre ayrı ayrı düzenlemeler var. Ticaret kanununda kolektif şirkette şirketten alamayan alacaklı alacağını şirketten alamıyorsa Ortağa gider ondan alır. Ama anonim şirkette ortağa gidemez. Dernekte ortağa gidemez. E Peki ne yapacak? Arkadaşlar mezarına gidip rahmet okuyacak. Ve dikkat ediniz. Ortağa gidemeyeceği için soğuk bir su içecek diyeceğim. Ama önümde çay olduğu için çayını içecek. Tamam mı? Alacaklığının yapacağı sadece bu. Bu kira alacağından ayımıza bu düştü diyecek. Çünkü artık o derneğin mal varlığı kalmamış, vakfı kalmamış. Kira borcunu ödeyemiyor. Ey ortaklar siz verin. Ortaklara bakıyoruz ki bunlar aidatlarının süresinde ödememişler, ödemişler. Şu an onlardan bir talepte bulunamayız. Peki, borcunu kapattık. Hala artan bir mal varlığı varsa, burada da arkadaşlar yine şirketlerde Ortaklar arasında ne yapılır? Paylaştırılır. Zaten bir kişinin şirket ortağı olmasının en büyük amacı ya kardan pay almak ya tasfiyeden pay almaktır. Ama dernek ve vakıflar bakımından, medeni hukuk tüzel kişileri bakımından bakın. Bir mal varlığı kaldıysa kalan mal varlığı yine kanuna veya kuruluş belgesine göre arkadaşlar belirtilen ilgili merciye özgülenir. Örneğin Aksaray'da kurulan bir... Dernek diyor ki tüzüğünde Aksaray Büyükşehir Belediyesi'ne, Aksaray Spor Kulübüne bırakılacaktır diyorsa, o zaman arkadaşlar ona uyulur. Aksaray Spor Kulübüne veya belediyesine bırakılır. Ya da eğer diyorsa Kızılay'a bırakılır ya da benzer amaç güden mesela Gülpınar Derneği'ne bırakılır diye. O zaman oraya özgülenir, tamam mı? Peki özel bir düzenleme yok. O halde arkadaşlar Yetkili organ bu konuda bir karar alırsa mesela derneklerde genel kurul bir karar alırsa alınan karara göre artık özgüleme yapılır. Ama kanunda kuruluş belgelerinde düzenleme yok. Yetkili organa da karar bırakılmamış veya karar alınmamış o halde arkadaşlar en yakın amacı güden kamu kurum veya kuruluşuna geçer kanunen intikal eder. Şu iki hal yoksa Terditlidir bunlar aşama aşama. Önce buna sonra buna bakacağız. O da yoksa artık kamu kurum ve kuruluşuna geçer diyor kendiliğinden. Hatta taşınmazlar tescilsiz kazanılır böyle bir durumda. Taşınırlar teslimsiz kazanılır. Ama lütfen nota dikkat edin arkadaşlar. Bir tüzel kişilik eğer ki hukuka veya ahlaka amaç aykırı amaç güttüğü için mahkeme kararıyla kapatılmış ise artık... Biz kanuna veya kuruluş belgesine bakmayız. Yetkili organının kararına bakmayız. Doğrudan doğruya üçüncü ihtimal uygulanır. Yani en yakın amaç güden kamu kurum veya kuruluşuna kanunen geçer diyoruz biz. Hangi durumda? Hukuka veya ahlaka amaç, aykırı amaç güttüğü için mahkeme kararıyla kişiliği sona erdirilmiş ise... Böylece arkadaşlar tüzel kişilik bahsini burada bitiriyorum. Bir sonraki derste... Derneklerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.